Tarık Akan. Anne kafamda bit var. Sana hiçbir şey olmayacak. Göreceksin bak. Elini kolunu sallayarak dışarı çıkacaksın. Uçak havaalanına yaklaşırken müjdat... Gezen beni yatıştırmaya çalışıyordu. Onu duymuyor gibiydim. Tutuklanacak olursam onun neler yapması gerektiğini düşünmeye çalıştım. Tanıdık birkaç kişinin adını saydım. Onları hemen ara avukatımı devreye sok dedim. Bir de bütün gazetecileri aramasını tembihledim. Durduk, herkes hareketlendi. Ben bir türlü yerimden kalkmak istemiyordum. Gönülsüz ağır hareket ediyordum. Müjdat'a döndüm. Beni götürürlerse bavulumu sen al dedim. Bavulla şubeye gitmek istemiyorum. Yan ceplerinden birinde telefon defterim var, onu yok et. Sinema sanatçısı Tarık Akan 80 askeri darbesinin hemen ardından 1981 başlarında Almanya'da yaptığı bir konuşma yüzünden yurda dönüşünde tutuklanır. Bu tutuklanmanın nedeni sadece bir gazetecinin manşete çıkardığı yanlı ve yalan haberdir. Böylece uzun bir yargılanma süreci başlar. Siyasi şube, sorgulanmalar, itilip kakılamalar, aşağılanmalar, soğuk hücreler, bitli fareli koğuşlar, sağcılar, solcular, devrimciler... TKP'liler, idamlıklar, ününün doruğundaki Tarık Akan'ın aylar boyu içinde bulunacağı ortam budur. Uzun zaman sonra aklanıp özgür kalan Tarık Akan aradan yıllar geçse de o günlerin baskılarını, acılarını unutamaz. Tek çıkış yolu yazdı, yaşadıklarını yazıya dökmektir. Anne kafamda bit var. O karanlık dönemin bir tutanağı gibi. Son 20 yıldır toplumsal içerikli filmlere yönelen ünlü sinema adamının az bilinen bir yönünü ortaya çıkaran anılarda ayrıca Şerif Gören'den Atıf Yılmaz'a, Orhan Apaydın'dan Barış Derneği davasına kadar pek çok tanınmış ada ve önemli olaya yer verilirken Yılmaz Güney cezaevindeyken gizli saklı çekilen Yol filminin bütün serüvenine de dile getiriyor. kitabın ilk 50 bin basımının geliri yazarı tarafından Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na bırakılmıştır. Tarık Akan 1949'da İstanbul'da doğdu. Bir ay sonra babasının tayini çıktı. Anadolu'da büyüdü. Denizi ilk kez 16 yaşında gördü. Bu kadar çok su nasıl oluyor diye düşündü. Sabahtan akşama kadar denize baktı. Babası albaylıktan emekli oldu. Evi geçindirmek için düğün salonunda müdürlük yaptı. Tarık Ataköy plajında can kurtaranlık sandal kiraya verme, bilet kara borsacılığı yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlı Yüksek Makine Mühendisliği Gece Bölümü'ne devam etti. Gündüzleri kağıt iş portacılığı yaptı. Gece üniversiteye gitti. Tam bu sırada Ses dergisinin artist yarışmasına üçüncü bile gelsem 5 bin lira alırım umudu ile girdi ama birinci oldu. 1970'te ilk filmini çekti. Makine mühendisliğini bıraktı. Yüksek Gazetecilik Fakültesine girdi. Film tekniğini yönetmen Ertem Eğilmez'den aldı. 74'te büyük değer verdiği tiyatro yönetmeni ve yazarı Vasıf Öngören hocası oldu. Bugüne kadar 110 film çekti. Sinema tarihine geçen filmlere imzasını attı. 11 yıldır eğitimci. Anne kafamda bit var ilk kitabı. Gündüzleri kapı açık duruyordu. İstediğimiz zaman tuvalete gidiyorduk. Gece kapı kapalı, gözetleme açıktı. Nereden bulduysam bir çift çorap bulmuştum. Anımsamıyorum. Uyurken çorapları elime geçiriyordum. Pantolonumun paçalarını da ayağındaki çorapların içine sokuyordum. Ellerimi ve ayaklarımı sağlama aldıktan sonra bir tek başım kalıyordu. Onu da ceketimle sarıyordum. Burnumla ağzımı açıkta bırakıyordum. Kendimi pirelere karşı böyle korumaya çalışıyordum. Ama ayaklarımı da ellerimi de aralıklardan ısırıyorlardı. Pirbe, pire, pire bit gibi değildi. Isırdığı yer hem çok kaşınıyor hem şişiyordu. Kalkıp dakikalarca kaşınıyordum. Geceler böyle geçiyordu. Hüseyin'le birlikte üçüncü günümüz aynı sabah olaylarıyla başladı. Deli kız türküsünü söyleyip gitti. Polis bölmesinde kemik kıran vardı. Kapımız kapalı. Gözetleme deliğimiz açıktı. Hüseyin'le yeni bir plan yapmıştık. Kemik kıranla Hüseyin'in arası iyiydi. Bu kez Hüseyin kemik kıranı çağırdı ve kapıyı açtırdı. Bir süre bekleyip yanına yanaştık. Sohbet kuruldu, çaylar içildi. Hüseyin, "O bizim fabrikaya gitsen de istediğin kadar koku alsan, hem de benim çamaşırları bir değiştirsen." dedi. Kemik kıran koku sözcüğünü duyunca hemen konuya atladı. Öneriyi kabul etti. Hüseyin çabucak bir not yazdı. "Gelen arkadaşa bir koli deodorant verin. Çamaşır verin." Ortağına da bir şeyler karaladı. Alacak borç listesi yaptı. Öğleden sonra hücremize yeni birisini getirdiler. Tornacıymış. Ottü mezunu olduğumuzu öğrendik. Olduğunu öğrendik. Makineleri ne çalışır durumda bırakıp çıktığından sürekli yakınıyordu. Tornanın başından aldılar beni. Tezgahımı bile kapattırmadılar. Motorları yanar mı acaba? Adam tik kocuydu. Devrim sözcüğü ağzından düşmüyordu. Bir yandan tik koyu övüyor, göklere çıkarıyor. Sonra gene makinelerine dönüp motorlarım yanar mı acaba diye yakınmaya başlıyordu. Sayıklar gibi bir hali vardı. Aralıksız konuşuyordu. Hüseyin ne yaptın da seni aldılar dedi. Radyo kurduk, yayın yapıyorduk. Mahalle mahalle dolaşıyorduk. Peki, enerjiyi nereden buluyordunuz? Bunun için güçlü bir elektrik kaynağı gerekmiyor mu? Hayır, motosiklet aküsü yetiyordu. Motosikletin aküsüyle ancak 500 metreye yayın yapabilirsin yahu. Yok abi. Tüm İstanbul'a yayın yaptık. Herkes dinledi. 11 yaşındaki oğlum oynuyor. Siz de burada böyle bekleyerek devrimcilik oynuyorsunuz. Abi sizi kullanıyorlar. Ben çok gördüm böyle sizin gibileri. Tornacı iki gün kaldı bizimle sonra gitti. Onu bir daha görmedim.